gerektiğini haber veriyor. Yani tevhid esasındır o da. Yani. Değil mi? Tabii. Haşa, ikinci bir ilah yoktur. İsa Allah'ın oğlu değildir. Değildir. Meryem onun hanımı değildir. Haşa. Haşa, böyle bir şey olamaz. Tabii. Dolayısıyla aslına dönüşüyor. Hani Hz. Ömer radıyallahu anh'ın elinde Tevrat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gel, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki işte bunu açıklarsan da hani iyi anlaşılır. İşte ne hacet var? Tevrat, Kur'an varken ne hacet var? Onlar yetmiyor mu size? Hangisi? Hazreti Ömer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında Tevrat'la gelirken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e buyuruyor ya. Siz... Tabii Resul Efendimiz sadece Hazreti Ömer Efendimiz değil. Yani buna benzer başka olaylar da var. Tevrat okuyan kişileri yasaklıyor. Okumayın diyor. Kur'an size yeter. Çünkü men arada ilmel evvelin vel ahirin buyuruyor. Kim öncekilerin ve sonrakilerin ilmini murad ediyorsa, istiyorsa fe'listen biril Kur'an. Kur'an-ı Kerim deşelesin. İşte bak üstad burada deşeliyor. Ne manalar çıkıyor. Bir normal sıradan bir tefsir okumak var. Bir de böyle bir tefsir okuduğum da bak deşele ne manalar çıkıyor. Deşele, deşeledikçe mana çıkıyor. Deşeledikçe letaif ortaya çıkıyor. Fethi severin Kur'an. Onun için Kur'an-ı Kerim getirir. Evet, devam ediyorum. İnnemâ, ben bilakis innemâ ancak tükemmillûne. Hocam kabuğundan çıkmamak özgürlüğünü edeceksiniz. Kabuğundan çıkmamak. Hocam onu tevhid olarak algılayabiliriz, tevhid. Mutlak manada. Yok, o tevhid ben... kabuğundan çıkmayacaksınız siz. Ha, onu ama ikmal edeceksiniz. İkmal edeceksiniz. Yani şey bir yani ünsiyet kurmanız zor bir şey değil ve bu size çok kolaydır. Sanki bu ayet-i kerime böyle söylüyor. Yani zor gel size bu mesleğe girmek, İslam meslekine girmek zor gelmesin. Çünkü siz yani bir seferde kışırınızdan yani kabuğunuzdan çıkmayacaksınız. Bilakis yani itikatlarınızı tekmil edeceksiniz. Yani İslam, Kur'an itikatlarınızı tekmil edecek. Yani asıl itibariyle veya çekirdek itibariyle zaten bütün kitapların veya semavi dinlerin esası aynı. Yani tevhid esası. Hepsinde tevhid var. Daha ve tebnûne ve bina edeceksiniz. Bina ediyorsunuz, edeceksiniz. Ne üzerine? Alâma öyle bir şey üzerine ki huve o şey müessesün tesis olunmuştur. Ledeykum sizin yanınızda, sizin yanınızda tesis olunan, Tevrat'ın İncil'in tesis etmiş olduğu şey üzerine bina edeceksiniz. Kur'an-ı Kerim onun üzerine bina edecek. Bir taş koyacak, iki taş koyacak, üç taş koyacak. İzi çünkü el-Kur'an-ı Kur'an nedir? Muaddilun muaddilun tadil edicidir. Yani düzenleyendir. Daha ve mükemmilun ve tekmil edendir. Yani mükemmel yapandır. Nerede? Fil usuli vel akaidi. Asıllarda ve akaidde, itikat hususunda mükemmel olan, muaddil olandır Kur'an-ı Kerim. Yani bize biraz anlatır mısınız burayı? Hocam aslında anladınız siz değil mi? Evet. O zaman hocam siz devam edin inşallah. Yani hep konuşan ben olmayayım. Biler. Tabii. Şimdi Kur'an-ı Azimuşşan'ın iki özelliği var. Hükümleri tespit ve devamlılığı noktasında bazı mevzuları hiç yok iken, onunla ilgili hüküm yokken Kur'an ona ahkam yani hüküm haline getirir. O hükümleri ortaya koyar. Ve ondan sonra da o devam eder, gider. Yani Kur'an'ın emrettiği. Mesela ne örnek verebiliriz buna? Kur'an'ın emrettiği. Kur'an'ın emrettiği. Bismillahirrahmanirrahim. Yani daha önceki dinlerde olsa bile bu tarzında olmayan ama Kur'an'ın emrettiği şeyler vardır, hükümler vardır. Veya önce olanları... Vakat Nuhu'an bu ayeti kerimesinde biz anlıyoruz ki faiz haramdı önceki ümmet dinlerde de Vakat Nuhu'an bu ayetinden bu ümmete de haram. Evet. Dolayısıyla Kur'an bazı yönleriyle hiç olmayan hükümleri ortaya koyar, hükmü yani ahkam ortaya koyar. Diğer yönüyle de varsa geçmişte olan, onlar da tevhide münafi olacak, itikada zıt olacak, Cenab-ı Hakk'ın muradına zıt olacak şeyleri onlara da muaddildir. Yani tadil eder. Yani kıvama getirir, ölçüye sokar. Tadil erken de buradan geliyor. Tadil de oradan geliyor. Dolayısıyla mesela işte kölelik mevzusu gibi, çok evlilik mevzusu gibi diğer mevzular var. Bunlar Kur'an'ın birebir emrettiği, ahkam koyduğu şeyler değil. Oradaki o hükümleri tadil ettiği, kıvama getirdiği, ölçüye soktuğu şeylerdir. Burada ise tamamen itikadi olarak onların bir Rab inancı, Allah inancı var ama İslamiyet'e ve Kur'an'a uygun evsaf-ı kemaliye ile Allah'ın vasıflarını kabul etmedikleri için, mesela Allah'ın varlığını kabul ediyor ama ona evlat isnat ediyor.
eş isnat ediyor. Bunlar doğru anlayışlar değil. Estağfirullah, kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad diyerek onların o yanlış düşüncelerini, akidelerini daha doğrusu düzeltmiş oluyor. İstikamete sokmuş oluyor. Burada antiparantez hocam, hani önünüzü açmak için. Bir de Allah-u Teala Hazretleri onların kendi itikatlarında kaldığı müddetçe ehli tevhid olmadığında haber veriyor. Estaizu billah. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ وَالْمَسِيحُ اِبْنُ مَرْيَمُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ الثَّالِثِ سَلَاثًا Allah üç ilahın üçüncüsüdür diyenler, Meryem oğlu İsa ilahdır diyenler, Allah'ın oğludur diyenler kafirdir. لَقَدْ عَمْدُوسُ مَقَدْ كَفَرَ كَافِرُ اُبْنُ. Yani bu hal üzere olursanız asla itikadınızı, inancınızı kabul etmiyor. Evet. Yani doğru ve sahih bir itikat ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğini de tasdik esası var. Bunları yapmayan birisi Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa, işte ondan geçmişteki şeylere inansa da İslamiyet'e veya necat, kurtuluş elde edemez. Bu değil. Ne Hazreti Üstad'ın, ne de İmam-ı Rabbani'nin, ne de Ehl-i Sünnet alimlerinin hiçbirinin görüşü bu noktada değil. Evet. Doğru olan bu. Yani eğer onlar Kur'an'a göre itikatlarını düzeltirlerse, hani size bir zorluk yok, meşakkat yok, zahmet yok. Zaten inanıyorsunuz ama bu inancınızı tadil edin. Ne yapın? Cenab-ı Hakk'a Hristiyanlar için söylüyorum. Diyelim ki eş isnat etmeyin, ortak isnat etmeyin, çocuk isnat etmeyin. Bunlar beşere ait vasıflardır. Cenab-ı Hakk'ın vasıfları olamaz. Halik'in vasfı olamaz. Rabbin vasfı olamaz. Veya Yahudilerin işte İsrail'le güreşti, işte yenildi. Ya işte 6 günde yarattı, 7. günde yoruldu, dinlendi. Haşa. Bunun gibi ifadeler beşeriyete ait özelliklerdir. Siz İslamiyet'e girdiğinizde çok zahmet çekmeyeceksiniz itikat boyutunda. Bilakis sizde fazlalık olan veya yanlış olan noktaları tadil etmiş, kıvama getirmiş, istikamete ve Allah razı olsun, tekemmül etmiş olacak. Yani tam tekmil etmiş, ikmal etmiş olacaksınız diyor. Allah razı olsun. Evet. Yani İslamiyet'e tadilata gelin. Tabii. Girin ki eksiğiniz varsa tamamlansın, fazlanız varsa. Esin teslim. يَتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ Mektup böyle diyor değil mi hocam? Evet. Esin teslim. Devam ediyorum hocam. Allah razı olsun. Evet. Hayır, hafif burada konuyu biraz şeye getireceğim. Hani Hazreti Üstad'ın etrafında bazı şeyler döndü ya. Hı hı. Ya sanki yani kitaba da hani onlar da Peygamberimiz Aleyhisselatü haşa kabul etmeseler de, gerçek hakiki tevhide gelmeseler de ehli necat olacaklar, kurtulacaklarmış gibi bir ifade var. Asla. Yani bütününe bakıldığı zaman Risale-i Nur'un tamamı, hele hele bu 1914'lü 15'li yıllarda telif edilmiş bir tefsir olarak bakıldığında Üstad'ın hiçbir zaman fikri bu noktada değişmiş değil. Yani bunu söylenenler onu ancak anlamamaz. Anlamamaktan kaynaklanan, yani iyi niyetle bakılınca böyle anlaşılır. Ama kötü niyetle olsa da kötü niyetle diyecek bir şey yok. Yani biz Araf suresinin 158. ayet-i kerimesini biliyorsak Hazreti Üstad'ın bunu bilmemesi mümkün değil. Evet. Dolayısıyla dediğiniz gibi kötü niyet bulmak lazım. Öyle düşünmek için. Evet. Fil usulü vel akaidi, asıllarda ve itikatta, akaidde. Daha nedir? Cah ve camiun, cem edicidir. Kur'an neyi? Li cemi'i mehasinil kütübi, kitapların, öyle kitaplar ki es-sabikati, geçmiş olan kitapların mehasin denilen, yani güzelliklerinin tamamını. Li cemi'i mehasinil kütübi, sabikati, geçmiş kitapların güzelliklerinin tamamını cem edicidir Kur'an-ı Kerim. Daha ve usulü şerai'i salifeti ve yine geçmiş olan şeriatların usullerinin tamamını cem edicidir Kur'an-ı Kerim. İlla ennehu şu kadar var ki o Kur'an nedir? Müessisün, tesis edicidir. Nerede? Fi teferruati, furuatta. Elleti öyle furuat, öyle teferruat ki tetehavvelu, değişir. Neyle değişir? Neyle değişiyor? Bir tesiri tegayyuri zamani vel mekani, zamanın ve mekanın tegayyuru, yani değişmesinin tesiriyle. Zaman değiştiğinde bunun tesiriyle hüküm değişir, değişir. Ne gibi fekema nitekim tetehavvelu, yani şunun gibi ki tetehavvelu değişir, le el edviyetü, ilaçlar, da vel elbisetü, elbiseler. Nerede? Fil fusulil erbaati, dört mevsimde. Dört mevsim var yazın.
insanlar yazlık giyer, kışın kışlık giyer. Paltoyla gezeni görmezsiniz. Paltoyla gezeni görmezsiniz. Yazın yani, bilhassa Antalya'dan. Dolayısıyla şimdi insan hasta olduğu için ne içme ihtiyacı hissediyor? Sıcak bir şeyler içme ihtiyacı hissediyor değil mi? İlaç tarzında. Ama yazın da diyorsunuz dondurma yiyeyim, başka bir şey yiyeyim. Şerbet içiyorsunuz, şerbet içeyim diyorsunuz, meşrubat. Kış geldiği zaman da salep içelim deniyor. Aynen bunun gibi. Ve toruz kelimesi, tarzın tazanı toruz, tarz kelimesinin cevizidir. Bu da el edviye üzerine matuftur. Hani fekemata tahavvülü edviyeti. Daha ne değişir? Ve turuzu terbiyeti ve turuzu terbiyeti terbiye tarzları değişir. Hmm. Terbiyenin tarzları, daha ve talimi ve talim tarzları değişir. Nerede fi tabakati umuri şahsi, fi tabakati umuri şahsi. Bir şahsın ömür tabakalarındaki talim ve terbiye tarzları ne yapar? Değişir. Kezalik aynı şekilde taktadî gerektirir. La el hikmeti hikmet, davel maslahatu maslahat. Neyi gerektirir? Tebeddülen ahkamil fer'iyyeti. Fer'i olan ahkam yani hükümlerin tebeddülünü yani değişmesini gerektirir. Yani dün öyle olan hüküm bugün böyle olabilir. Yani Adem Aleyhisselam'ın evlatları hakkında verilen hükümler bugün haram olabilir. Yani veya bugün haram olan bir takım şeyler o gün caiz olabilir. Yani hükmü koyan Allah'tır. Çocukluk, zamanın değişmesiyle. Çocuklukta? Onu söyleyecek. Onun gibi değil mi? Tamam, onu söyleyin canım. Tamam, söyleyin canım. Yok, 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 söyleyin. Orijinal yok. Ben şey olsun. Yok. Evet. Orada okuyalım. Allah razı olsun. Nerede fi meratibi umuri nev'i beşer nev'inin ömür mertebelerindeki. Yani insanın ömründe de farklılıklar var. Çocukluk, gençlik, yaşlılık, olgunluk, yaşlılık. Onların da hükümleri birbirinden farklı. Zevk aldığınız şeylerden mesela çocukken mesela şu anda zevk aldığınız şeylerden çocukken zevk almazdınız. Almazdık değil mi hocam? Doğru. Ben çocukluğumu hatırlıyorum da. Gerçi ben halen çocuğum. Annemin çocuğu, rahmetli annemin çocuğu. Çocuk kalmak gerekir bazı yani, noktalarda. Evet. Böyle bir durum. فَكَمْ مِنْ حُكْمٍ فَرْعِيٍ nice fer'i hüküm vardır ki öyle fer'i hüküm ki kâne maslahaten maslahat oldu fi zamanin bir zamanda bir zaman zarfında zaman diliminde maslahattır mesela değil mi? Maslahat oldu. Maslahatı ne diyelim? Maslahat mı? Fayda. Yani birisine mesela benim için maslahat. Benim için maslahat mesela şu anda ihtiyaç duyuyorum. Su içmem. Maslahat yani evet. Bir şeyin iyiliği için olan denebilir. Aklıma bu geldi, bunu söylüyorum. فَكَمْ مِنْ حُكْمٍ nice hüküm vardır ki, öyle hüküm ki fer'iyyin fer'i, öyle fer'i hüküm ki kâne, olduğu maslahatın maslahat olduğu, nerede fi zamanın bir zaman biliminde. Daha ve deva en deva oldu. Nerede fi vakti tufuliyetin nev'i yani insan nev'isinin tıfıllık vaktinde yani ufak çocukluk vaktinde deva oldu. Yani tıfıllık vaktinde deva olan bir zaman diliminde maslahat olan o fer'i hüküm, nice fer'i hüküm vardır ki haber geldi. La yebka o hüküm olmaz. Nedir olmaz maslahaten? Maslahat olmaz. Nerede? Fi ahara başka bir zaman diliminde maslahat olmaz. Değil mi? Yani o zaman da maslahattır ama bu zaman maslahat değildir. Daha ve deva en ve deva olmaz. Maslahaten üzerine atılıyorum. Ve deva en deva olmaz. Nerede? İnde şebabiyetin nev'i insan nevisinin gençlik çağında deva olmaz. Yani çocuğa verilen ilaç ile gence verilen ilaç bir olmaz. Yaşlı insana verilen ilaç bir olmaz. Hacamatta bile 10 yaşından aşağı yapılmıyor, 10 yaşından sonra yapılıyor. Belli bir yaşa, 70 küsur yaşlarına geldiği zaman da yine hacamat yapılmıyor diye biliyorum. İnşallah yanlış bilmiyordurum. Yani her şeyin belli bir zamanı var. Çocuk elbisesi gençlikken giyemez. Yani çocuk elbisesini gençlik diyemiyor mesela. Düşün mesela çocukken şort giyiyordun, şortla geziyordun. Hani geziyorduk ama bilmeden geziyorduk. Şimdi çocuklarımıza şort giydirmiyor. Yani avret mahalli, küçüğün avret mahalli, büyüğün avret mahalli gibidir. Ama büyüdü şimdi ne oldu? Yani ona göre her zaman diliminin kendisine ait bir maslahatı var. Ve lihâde sirri, işte bu sırdan dolayı neshetne el-Kur'an, Kur'an-ı Azimüşşan neyi neshetti? Bağdan furu'i. Evet, bazı fer'i hükümleri neshetti. Yani
beyyene neshet ederken yani beyyene beyan etti. Neyi beyan etti? İnqidâ'e el-gâti tilkel furû'i. O furuatın vakitlerinin bittiğini şey yaptı, beyan etti. Daha ve duhûle vakti uhra, diğer vaktin girdiğini haber beyan etti. Onun vakti bitti, bunun vakti geldi. Nöbet değişim. Nöbet değişim. Evet. Ne acayip. Çok harika. Yani gerçekten Kur'an'ın özelliği. Harikul, harika diyeceğim. Harikul ade. Harikul ade. Bir hükmün maslahat veya mazarat olduğuna kim hüküm verecek? Şari. Şari Teala. Allah. Biz yani buradaki izahları yani şeytanın avukatını yapıyorum tabiri caizse. Yani buradan yani bir sapıklık olabilecek olan birisi. Bu hükümlere, bu izahlara bakarak da asla bulamaz. Bugün çok meşhur bir tarihselci bir yorum bakış açısı var. Yani Kur'an indiği devirde zaman öyleydi. Bu zamanda da hükümleri biz değiştirebiliriz. Onları halt etmiş. İşte halt etmek Arapça bir kelime yani. Karıştırmışlar. Onun peşine düşen çok zındık var hocam. Çok çorba yapmış. Şimdi onu diyen kişi belli. Ben buradan ismini vermeyeyim. Onu herkes biliyor. Ya başında prof var. Prof atıyorlar. Ve o insanları acımak lazım. Üzülmek lazım ve dua etmek lazım. Allah-u Teala onların tamamına şu okuduğumuz kitapları okumayı nasip etsin inşallah. Ama iyi niyetliyse hocam. Yani niyetini tabii Allah bilir ama. İşte zaten iyi niyetliyse nasip olur. Kötü niyetlilere nasip olmuyor zaten. Maslahata biz kendimiz karar vermeye kalkarsak. Evet. O zaman ucu açık. Zaten. Buradaki izahlar yani bizim teslimiyetimizi artırıcı. Kur'an-ı Azimüşşan'ın diğer kitaplardan farkını ortaya koyucu. Biraz daha böyle yani kafamızdaki sorulara cevap bulacak ve bizim imana İslamiyet olan teslimiyetimizi artıracağız. Aynen öyle. Yoksa kalkıp da bu izahlara esas yani bunların üzerinden hüküm vermeye kalkarsak kendimizi Allah yerine koymaya kalkarsak yaşadığımız zamana göre bu hükümleri biz çıkartacağız. Dert o değil ki ama. Yani Allah ne murad etmiş ben bunu neyi anlayayım derdinde değil ki. Değil. Ben nasıl bunu bıncıklarım da kendime uygun bir hale getiririm. Saf ve temiz zihinden bu şekilde. Haşa yüz bin defa haşa. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o bile. Meriyetten azledecek derecede ya paşa o bile karışamaz. Kim karışacak o zaman? Benim paşa gönlüm karışacak. Dertler bu yani. Yoksa hedef Kur'an'ın tarihselliği falan bunlar uzun gidiyor da hedefteki maksat şu. Yani ne Kur'an kendi başına şey olsun, hüküm olsun, ne Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 senelik zaman dilimi içerisinde oradan hükümlerini şari Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da şariidir. Bunlar olmasın ki biz kendimize göre kuşa çevirdiğimiz bir din bulalım. Dünyamıza karışmasın. Nefsimizin istek ve arzularına karışmasın. Ama biz bir şeye de inanmış olalım. Onu da biz şekillendirelim. Hocam eşittir usulsüz, usul olmaz. Ve bu insanların tarihselliği efendim öne atan profların peşinde giden insanlar da usulü olmayan insanlar. Bu kadar basit. Çünkü usul onları biliyor ki doğru yola götürecek. İstikamete götürecek. Bu usulden feragat edip veya ondan istinkaf edip yok böyle bir şey diyerek yeni bir usul kafasına göre. Yeni bir usul. İşte diyor kendi ya. Usulü. Bize diyorlar ki o zatın arkasından gitmeyin. Onu düşünmeyin. Onun işte. Sen ne yapıyorsun? Hepsini reddettik mi? Ettik. Ne yapalım? Beni dinleyin oluyor. Benim kitabımı okuyun. Benim kitabımı okuyun. Çünkü ben profum. Falanca kitabımda yazdım. Her asırda. Falanca kitabımın falan sayfasına bakın. Bak orada yazıyor. Açık göreceğiz. Bizim hocam gelmiyor. Anlamadım. O hasta o. Eksik yok. O rahatsız. Oradan takip ediyor. Ne dediniz? Her asırda böyle insanlar çıkmış mı? Türemiş mi? Oo. Yani daha beter. Yakın tarihimizde bazı akımlar var ki tarihi 150 yıllık, 200 yılı bulmaz bazı yeni fikirler. Ama genelde bu yeni fikirlerin de hani bu fikirlerin istinbat ettikleri bir takım görüşler var. Bunlar ta Mutezile zamanından başlamış. İlk asırda başlamış. Bunların hani bunların zehrini kusmaya ilk asırda başlamışlar. Kıyamete kadar da devam edecek. Ya haricilik ve Mutezile düşüncesindeki o fikir var ya onun bir karışımı hocamız halt ettikleri. Bu sefer ikisini halt etmişler. İki karışım. Yani bugün İslami camiada veya ilahiyat camiasında genelde bu Mutezile aklı temsil ediyor. Havariç, ya tamam bu şeye bakmayın böyle
Bunun dışında da düşünebiliriz veya işte böyle de anlayabiliriz gibi. Ama hocam adam Mutezile'yi anlatırken öyle bir şey söylüyor ki o görüş Mutezile imamlarından hiçbir o görüşü söylememiş. Bu tamamen kendisine ait bir görüş. Bu da var yani. Var. Yeni var. Yeni şeyler çıkarıyorlar. Var da hani bugün bize söyledikleri şeylerin %80'i, %90'ı zaten daha önceden gündeme gelmiş. Bunlara ulema cevaplarını vermiş. Onların köşesinde oturtmuş, susturmuş tabiri caizse. Şu anda yapılan şey ne biliyor musunuz? Hocam da bilir. Müsteşrikleri üflemeleriyle. Onlar sufleyi onlar veriyor. Ve şeyi onlar yazıyor. Senaryoyu. Burada da yerde bizim içimizde gönüllü, gönülsüz, paralı, parasız insanlar buluyorlar. Ve bunlar bunları dile getiriyor. Eğer bakın bugün bunları söyleyenlerin hepsi, bunların 50 sene, 100 sene önceleri de dahil. Hepsine bakın. Tamamen kaynakların menşeleri müsteşriklerdir, oryantalistlerdir. Onların kitaplarında ne kadar tenkit edilecek noktalar varsa onları sanki bir Müslüman söylüyor, Müslüman alimi söylüyormuş gibi allayıp pullayıp önümüze koyuyor. Başka bir şey yok ya. En tehlikelisi de bu yani. Ya bu. Allah Allah. Yani bir gavur söylese onu dinleyen kişi tedbirini alır, ona göre dinler. Ama bizim içimizden ehl-i sünneti temsil eden, zaten onu konuşurken de ehl-i sünnet, biz de ehl-i sünnet izliyorlar. Kendilerini dışarı tutmuyorlar. Biz de ehl-i sünnetiz diye lafa başlıyor, oradan vuruyor yani. Vurucu noktası orası adam. Evet. O zaman bu insanlarla gerektiği zaman da ne yapmak lazım? Bismillahirrahmanirrahim. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ ayet-i kerimesinin mucibince en güzel bir şekilde mücadele etmek lazım. Hocam bilir, Necmi Hocam, bir zamanlar bizi çağırmışlardı işte o zatlar derneklerine. Yani bununla alakalı öyle bir münazamız olmuştu değil mi hocam? Bunu yapmak lazım aslında. Ama şu var, beni oraya bir daha çağırsalar gitmem herhalde. Şunu gördüm, ben o gittiğim yere giderken şöyle bir hazırlıkla gittim. Benim karşıma bunların üstadları ve üstadlarının fikirlerini çok iyi bilen birilerini çıkarabilirler niyetiyle gittim. Hazırlandım da gittim. Ama şunu gördüm. Yani karşımdaki insanlara soru sormaktan aciz. Tabiri caizse meydan bize kaldı. Kendimiz çaldık, kendimiz oynadık. Güzel daha iyi. Bizim yani bizim reklamı oradaki, bizim de yani Ehl-i Sünnet'in reklamı oldu. Allah razı olsun. Ya bizim yani yapacağımız şey şu zaten. Ehl-i Sünnet'i takvim etmek. Kavileştirmek, kavileştirmek. Onlar kendiliğinden gidecek ya. Güneş ortaya çıkarsa bu buz var, çözülür hocam. Bizim derdimiz o zaten. Ya ben de ilahiyat kökenliyim. Kardeşler de, arkadaşlar da bilirler, orada okuyanlar. Yani onların içerisinden 10 taneden bir ikisidir bu tarzda düşünenler. Ama bunlar hep gündemi alırlar, hep konuşurlar, hep rahattırlar. Diğer Ehl-i Sünnet'in fikrinde, düşüncesinde olan müstakim insanlar maalesef ortaya çıkamazlar, bir şey diyemiyorlar. Belki şartlar öyle gerekiyor. Ortam onu gerekiyor. Demek sivrilmek farklı oluyor. Başka baskılar yapılabiliyor. Bundan dolayı bir şey demiyor. Biz Ehl-i Sünnet'i burada parlatsak, parlaksak derken yani zaten parlak da yani takvim etsek, tekmil etsek, kuvvetlendirsek, destek olsak zaten onlara bir mecal kalmıyor. Aynalarını tutsak. Ya bir tane of. Daha önce de söylemiştim. Bir hutbe verildi 2 sene kadar önce. Peygamber aleyhissalatü vesselam olmadan din anlaşılmaz. Peygamberin sünneti olmadan Kur'an anlaşılmaz diye. Bu minvalde bir hutbe. Sadece bir hutbe. Bu mevzuyu en fazla gündeme taşıyanlardan bir tanesi saat 2-5 gece bir tweet attı. Biz Allah'ın tevhid dini zannediyorduk. Meğer peygamberle Allah'ın limited şirketiymiş din diyor. Yani söylediği ne kadar abes ve ne kadar yıkıcıysa öbür taraftan ne kadar rahatsız olduğunu da anlayın. Çok özür dilerim, bu tabiri çok uygun değil ama hani köpeksiz köy görmüşler, değneksiz dolaşıyor. Yani ilmi anlamda bunlara bir iki değnek vurulmalı ki. Yani vurulmadığı için akıllar kendilerini bunlar alim zannediyorlar. Yani karşına yani bunlar ekranlarda karşılarından birileri çıkmadığı için veya çıkarılmadığı için kendilerini alim zannediyorlar. Allah razı olsun, bir iki arkadaş çıktı ama istediği noktada olmuyor. Cerbezeye getiriyor, yaygara yapıyor, bağırıyor, çağırıyor. Sen diyor bana sataşıyorsun, benim üzerimden meşhur olmak istiyorsun. Veya diyor ki sen konuşuyor, halk bunu takdir etsin, ben konuşayım. Öyle olmaz ki. İlim meclis aslında kurulacak. Öyle 2 saat, 3 saat değil.
4 saat, 5 saat bir ilim meclisi kurulacak. Ondan sonra bir mevzu, konular icabında bir mevzu tayin edilecek. O mevzu, yani kaynak kitaplar ortaya konacak. Ondan sonra herkes konuşacak, yeri gelecek, kızmadan, bağırmadan karşılıklı soru cevap olacak. Evet. Dedi geçen sefer, ya haşa Allah'ın gücü yok mu? Bir tane Adem yarattı, birkaç tane Adem yaratmıştır değil. Enses, ilişki, İslamiyet'e bunlar sokmaya çalıştık. Ya eyyühennaz, inna halaknakum min zekeri ve unsa. Bu ayet-i kerime ne olacak? Peki, ey insanlar, biz sizi bir erkek bir dişiden halk ettik. Ve ceallakum şu'ube ve kabaile lita'arafu. Ne olacak? Bu ayet-i kerimeyi nasıl anlıyorsun peki sen? Veya Nisa suresinin birinci ayet-i kerimesini, ey insanlar, biz sizi tek bir candan, Adem'den halk ettik. Ve halaka minha zevceha, o tek candan Adem'den de zevcesini yarattı Allah Celle Celaluhu. Bunu nasıl anlayacağız peki bu ayet-i kerimeyi? Nereye koyuyor? Ve besse minhuma ricalen kesira ve nisaa, ve ikisinden, ya erkek ve dişiden ikisinden birçok erkekler ve kadınlar yaydı, çoğalttı. Bu ayet-i kerimeyi nasıl anlayacağız o zaman? İşte şari'a Mevla'dır ve Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla yani bunlar konuşacaklar. Hocam hadis inkar edenler ayet inkar etmeye başladı. Hocam o işte aynı kişiden bahsediyoruz. O gibi aynı kişiler işte bir tane değil iki tane adam yani halk edemez gibi şeyler var. Ede Mevla eder ama sana mı soracak Allah-u Teala? Şunu karşıdaki adamlar ya da insan Müslümanlar cephesinde şunu direkt söyleseler, bu adam Müslüman değil kafirdir deseler herkes onu bilecek aslında. Ama kimse onu da demiyor. Korkuyorlar, birbirinden çekiniyorlar. Yani adam inkar ediyor, ayeti inkar ediyor. Ayetin inkarı küfürdür. Şimdi bu adama sen şunu soracaksın. Sen tarihi çok iyi biliyorsun ya. Sen tarihsellikten bahsediyorsun. Tarihi çok iyi biliyorsun. Bana söyler misin? Başı gövdesinden ayrılarak şehit edilen Yahya aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam oldu. Yahya aleyhisselamın şehadetinin sebebi neydi? Kıymadığı bir nikahtan sebep diyecek. Kimin nikahı da kıymadı? Yani kızı, teyze kızı vardı o hükümdarın. Yani bunu kıymadığı için şehit edildi. Tarih kitaplarına baktığın zaman da. Yani şimdi bir şeriatla, onların şeriatında yasaktır. Bizim şeriatımızda hala kızıyla, teyze kızıyla evlenmek caizdir. Sana evlen demiyor Allah-u Teala. Mecbur değilsin ama caizdir. Bir şeriatta yasak olan şey başka bir şeriatta caiz olabilir. Veya tam tersi olabilir. Allah-u Teala sana mı soracak ya? Bana mı soracak Allah-u Teala? Değil mi? Hocam iş içmek İncil'e göre haram mıdır? Değildir. Yani şu andaki şeyler baktığımız zaman da Hristiyan din alimleri içiyor. Ama yani bozulmuş Hristiyanla kastetmiyorum. Yani gerçek yani bizim kaynaklarımızda bu tarzda bir yani Mesih-i Deccal İsa Aleyhisselam'ın bir lakabı da Mesih değil mi? Mesih. Yani Yahudilikte bazı ağır olan hükümleri Hristiyanlara hakkında hafifletmiş olması diye. Domuz eti de şimdi şöyle, ben mevzuya haram olması olmaması mevzusunu değil, şu pencereden bakacağım. Bazı şeyler Kur'an-ı Azimuşşan bize apaçık haber veriyor. Geçmiş ümmetlerde de haram olduğunu haber veriyor. Evet. Bunlardan haber verilen haberlerden bir kısmı da hadis-i şerif yoluyla geliyor. Yani işte hınzırın onlarda da haram olduğu. Mesela ama bundan maada bir öte mesela apaçık hani bize sadece Kur'an yeter diyenlere delil olarak sunabileceğimiz bir ayet-i kerime var. وَقَدْ مِهُ عَنْهُ Onların lanet edilmesinin, olunmasının sebebinden bahseden bir ayet-i kerimede Yahudiler halbuki وَقَدْ مِهُ عَنْهُ Bundan yani faiz yemekten nehyolunmuşlardı. Nehyolundukları halde faiz yemeye devam ettiler Mevla buyuruyor. Biz bu ve benzeri ayetlerden bir takım bu ümmetin haram kılınan şeylerin onlara da haram kılındığını öğrenmiş oluyoruz. Şimdi asıl mevzu neydi? İçki meselesi. İslam hukukuna baktığımız zaman da İslam hukuku şuna müsaade ediyor. Yani gayrimüslim olan bizim tebaamız, yani zimmi dediğimiz vatandaşlarımız, bunlar Ermeni olabilir, başka bir millet olabilir. Hristiyan ise kendi mahallelerinde onların içki, hani mahallelerinden çıkarmamak şartıyla içki şeyine müdahale etmiyor İslam. İslam fıkhı müdahale etmiyor. Bunu Müslümanlara taşıdıkları zaman da hani Müslüman mahallesine salyangoz satmak tabiri var ya, o zaman buna devlet yani şer'i devlet şey koyuyor.
Şimdi şer'i yönden baktığımız zaman da, fıkha göre baktığımız zaman da, yani içki içen Hristiyanlara kendi mahallelerinden İslam müdahale ediyor. Ki inançları yok hocam. Nasıl? Yani inançları olmadığından dolayı mesul değil, imanla mesul. Ama İslam toplumunda onların faiz şeyine de müsaade edilmiyor Müslümanlarla. İhtilatına müsaade edilmiyor. Evet. Acaba içkinin zararı kendilerinden mi hasıl olup faizin zararı bütün İslam toplumuna da şamil olduğu için olabilir mi? Şöyle yani bir haramın diğer haramdan daha şiddet olmasının sebeplerinden birisi bu olabilir ama bir yönden mesela faizin azı bile topluma zarar. Faizin böyle zerresi bile topluma zarar veriyor. İçkinin zerresi kişiye zarar veriyor ama içki arttığı zamandan kullu muskirin haramın, her sarhoşu gören şey haramdır. Kalilu ve kesilu ve haramın, azı da haramdır, çoğu da haramdır. Haram olma ciheti ayrı, mesela içki haram değildir, içkiyi içmek haramdır. Hınzır haram değildir, bırak dağda yaşasın, Allah'tan onu boşuna yaratmadı. Hınzır yemek haramdır, yani fiil haramdır. Ne diyorduk? Haramların arasındaki yani içkiyle faiz arasındaki şahsa münasebeti toplumun zararı. Faizin zerresinin topluma yendiği zaman da alındığı verildiği zaman topluma zarar var ama içki de böyle değil. Şahsa zarar var. Fakat içki çoğaldığı zaman da sarhoş olduğu zaman da onun da topluma zarar veriyor. Adam çekiyor, vuruyor, öldürüyor. İçki içen kişi günah işleyebiliyor. Yani birisi mesela faiz mi daha kötüdür, içki mi daha kötüdür? Yani topluma zarar vermesi bakımından bu pencereden bakarsak faiz daha kötüdür. Devam edelim. Olur. Evet. وَفِي مِنْ قَبْلِكَ دَكَادُ değil mi? Evet. وَفِي مِنْ قَبْلِكَ bu مِنْ قَبْلِكَ ayeti kelimesinde cümlesinde bu kelimede vardır. Ne vardır? لَطَائِفُ bir takım incelikler, لَطَائِف latifeler vardır. اِعْلَمْ بِلْ اَنَّهُ şunu ki مَا مِنْ كَلِمَةٍ hiçbir kelime yoktur. Nerede fi tenzili Kur'an-ı Azimüşşan'da öyle kelime ki يَبَى imtina ediyor. Neden anha o kelimeden çekiliyor yani imtina ediyor ne? Mekanuha o kelimenin mekanı yeri. Yani ben bu kelimeyi istemiyorum. Böyle bir şey yok yani. Yani ben burada bu kelimeyi istemiyorum. Min kablik derken yani min kablik olmasın. Başka bir şey olsun mesela burada. Ben buradaki min kablikenin bulunduğu yer ya ben bu kelimeyi min kablik değil de başka bir kelime istiyorum diyen bir yer yok Kur'an-ı Kerim'de. Yani her şey yerli yerinde diyecek. Evet. Bir daha okuyayım. İ'lem ey muhatap bil ennehu şunu ki مَا مِنْ كَلِمَةٍ hiçbir kelime yoktur. Nerede şu tenzili tenzilde? Yani Kur'an-ı Azimüşşan'da hiçbir kelime yoktur. Öyle kelime ki يَبَى imtina ediyor. Neden anha? O kelimeden ne imtina ediyor? مَكَانُهَا o kelimenin mekanı, yeri. Yani yerinin kendisinden imtina ettiği, çekindiği hiçbir kelime yoktur. اَوْ وَيَا لَمْ يَرْضَى razı olmuyor. نَيَ بِهَا لَمْ يَرْضَى yerdanın tahtındaki